tarım arazilerinde zararlı böceklerle mücadelede kullanılan zirai ilacı en aza indirgemeyi amaçlayan Konyaaltı Belediyesi 7500 turunç ve 20.000 nar ağacının bulunduğu tarım arazisine yararlı böcekler salarak mücadele başlatmıştı. Faydalı böcek salımı. Tabii ben de faydalı böcek olarak bugüne kadar hizmet etme gayret içerisinde oldum. Konyaaltı Belediyesi geçtiğimiz aylarda Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü işbirliğiyle başlattığı turunçgil ve nar unlu bitine karşı biyolojik mücadele projesini bölgedeki parklara taşıdı. Antalya'nın meşhur turunçgil ağaçlarının yanındayız. Konyaaltı Belediyesi yaprak bitleri ve unlu bitlerle mücadele için bu elimde gördüğünüz böcekleri doğaya salıyor. Bu böceklerden her biri yaşamları boyunca 30 bin böcek yiyebiliyorlar. Konya altında 6 park alanında 30 bin metrekare alanında, yeşil alanda bu biyolojik mücadeleyi model olması açısından başlatıyoruz. Konyaaltı Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Gürbüz, zirai ilaçlar yerine böceklerle mücadelenin hem daha ekonomik hem de daha organik olduğunu söylüyor. Ürünü alan tüketicilerimiz rahatlıkla organik meyve, organik ürün yemelerini sağlıyoruz. Böcekle mücadele, yararlı böceklerin salınımı üretimcimiz açısından da avantajlı. Şöyle bir örnek vereyim. Bir dönüm arazide, bahçede aşağı yukarı 45 TL'lik böcek salınımı yapılabiliyor. Devlet bunun 35 TL'sini çiftçimize geri ödüyor. Yani 10 TL'ye çiftçimiz bu ilaçla mücadeleyi biyolojik mücadeleyle sağlamış oluyor. Arada 35 liralık bir cebinde para kalmış oluyor.